Herkese merhaba, ben Aynur. Kanalıma Aynur'un Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün size cevizli dızmana tarifini göstermek istiyorum ve geçiyoruz hemen malzemelerimize. 150 gram yumuşak tereyağım var, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı ılık süt, 1 paket yaş maya kullanıyorum. 2 yemek kaşığı toz şekerim var, 1 yemek kaşığı tuz ve alabildiği kadar unumuz var. Un ve tuz hariç bütün malzemelerimi yoğurma kabımın içerisine alıp karıştırıyorum. Bütün malzemeler karıştırdıktan sonra yavaş yavaş un ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. Ben tam olarak 600 gram, yani 2 su bardağı kadar un kullandım. Hamurumu şimdi sıcak bir ortamda yarım saat mayalanmaya bırakıyorum. İç malzemesi olarak tabii ki cevizimiz var. 350-400 gram kadar ceviz kullandım. Cevizlerimi bir buzluk poşetin içerisine aldım ve üzerine vurarak çok fazla ezmeden iri olarak çektim diyeyim. Şimdi hamurumuz da çok güzel mayalandı. Hamur gerçekten çok çok güzel oldu ve tekrar yoğuruyorum hamurumu. Hamurumu şimdi 3 eşit parçaya bölüyorum. Bayağı büyük bir bezeler hazırladım. Şimdi bezelerimi elimle teker teker bastırarak açıyorum. Bu esnada ellerinizi yağlarsanız daha kolaylık olur sizin için. Ve gördüğünüz gibi hamuru kenarından çekerek açıyorum. Çok fazla inceltmenize gerek yok. Üzerine bolca ceviz serpiştiriyorum ve rulo halinde sarıyorum. Ve sarmış olduğum hamurumdan hemen hemen 3 santim genişliğinde parçalar kesiyorum. Ve hamurlarımı aralarında biraz mesafe bırakacak şekilde yuvarlak bir kalıbın içerisine yerleştiriyorum. Siz yuvarlak tepsi de kullanabilirsiniz. Şimdi hamurumuzu tepsinin içerisinde 15-20 dakika kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Ayrıca 4 yemek kaşığı yoğurdum var, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet de yumurta. Bunların hepsini güzelce karıştırıyorum ve çırpıyorum. Bu karışımı mayalanmış olan hamurun üzerine döküyorum ve önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Evet, cevizli dızmanamız fırından çıktı. Altının nemlenmemesi için hemen kalıptan çıkartıyorum ve ters çeviriyorum. Ve gördüğünüz gibi tek tek koparabiliyorsunuz. Ve tadı da gerçekten çok çok lezzetli olmuştu. Bugünlük de benden bu kadar. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Umuyorum bu tarifim de hoşunuza gitmiştir. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmayın diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.